Engelleri ortadan kaldıran projeye engelsiz hayat, engelsiz Beyoğlu engellileri tekrar hayata bağlıyor. Belediye tarafından tespit edilen binaların girişlerine engelli rampaları yapılıyor. Engelliler de evlerinden kolaylıkla çıkarak hayata adapte oluyor. İşte o rampaların kaldırdığı engeller. Rampımızı yapınca çok şükür rahatlıkla arabamla evin içine bile arabayla gelip evin içinde bile arabayla gezebiliyorum. Engelleri kaldıran, engellileri hayata bağlayan proje Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu. Burası İstanbul Beyoğlu. Beyoğlu kazan belediye ekipleri kepçe tek tek engellilerin adresleri tespit ediliyor. Apartman girişlerine engelli rampaları yapılıyor. Ondan önce evde kalıyordum. Annemin sırtıyla zorlukla çıkıyordum. Önce arabayı uğraşıp çıkarıyordu. Sonra beni sırtına alıp arabaya koyuyordu. Tekrar akşam olunca tekrar aynısı oluyordu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelleri ortadan kaldıralım kampanyasıyla isteyen engellilerin evlerinin girişine engelli rampası yapıldı ve sarıya boyandı. İsteyen engellilerin evlerinin önüne bu rampalar yapılarak engelliler rahat rahat evlerine girip çıkabiliyorlar. Büşra da o engellilerden sadece bir tanesi ve birinci kattaki evine şu anda rahat rahat girip çıkabiliyor. Sırtımı alıp öyle çıkartabiliyordum. Arabasını da koymaya yer bulamıyordum. Şimdi arabasıyla eve girip çıkabiliyor rahatlık bir şekilde. Her gün dışarıda hemen hemen. Büşra evinin önündeki rampadan artık rahatlıkla inip çıkıyor. Fakat sokakta bir sürü engele daha takılabiliyor. Mesela bulunduğumuz yer patika bir yoldu. Fakat Beyoğlu Belediyesi burayı da asfalt yaparak Büşra'nın bir engelini daha kaldırmış oldu. Büşra da Okçular Vakfı'ndaki Kur'an kursuna rahatlıkla gidip gelebiliyor. Rampa inşasında evin fiziki şartları dikkate alınıyor. Önce buradan merdivenden sırtımızda çağırdıydı. Babası çağırdıydı. Daha doğrusu ben çağırdamıyordum. Gücüm yetmiyor abi. Şimdi güzel oldu yani. Rampa yapıldı. Daha güzel oldu. Çok zorluyorduk. Eşim çağırdıydı evde olursa. Ben çağırdamıyordum. Eşim olmadığı sürece ben çağırdamıyordum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte Osmanlı bu felsefeyle tam 600 yıl ayakta kalmıştır. Bize de bu kadim gelenek bir miras kalmıştır. Yiğit İsa için bu gelenekten yola çıkarak engelli rampaları yapıldı ve o şu anda bu rampalardan çıkarak hayatın bir ferdi olarak bütün işlerini dışarıda yapabiliyor. Yiğit kardeşimiz için daha önceden kullanmış olduğu bir merdiven vardı. Buradan çıkamadığı için biz de Beyoğlu Belediyesi olarak kendisine bir engelli rampası yaptık. Şimdi rahat bir şekilde çıkıyor ve arkadaşlarımız da kapısını yapıyor. Daha önceden burada bir bahçe duvarı vardı.